Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTT Geometri Soru Bankası kitabında yamuk konusundaki açı özellikleri testin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC'de yamuk denmiş ve şurada açılar verilmiş. Öncelikle yamuk olduğu için şunlar paralel değil mi ki zaten D ile AB paralel verilmiş. Şurada direkt dikkati bir şu çekiyor paralellikten dolayı bir Z kuralı var. Şöyle de yapabilirsiniz hocam 180'e tamamlayalım burası sonra U kuralı demektense Z kuralı burada daha basit mesela. Buradan ne geliyor o zaman? X eksi 10 eşittir Y artı 10 oluyor. Buradan bir denklem geliyor. E bir de burada şu açıları kullanalım. Bu açıların toplamı da 180 değil mi U'dan dolayı? Evet. Yani 2X artı X artı 30 eşittir 180'den. 3X eşittir 150'den. X'i de böylelikle 50 derece olarak buluruz. E buradan X yerine 50 yazdığımız zaman hatta şu denklemi düzenlersek. X eksi Y eşittir 20 değil mi? Evet. X'i de burada yerine yazacak olursak 50 eksi Y eşittir 20 olduğundan Y'yi de kaç buluruz? 30 buluruz. Bizden x artı y isteniyor. Yani 50 artı 30 isteniyor. Cevap böylelikle 80 çıkar. Evet birinci örneğimiz 80 çıktı. Geldik ikinci soruya. Şimdi burası 100 derece ise yamuk zaten paralellik verilmiş. Paralellikten dolayı burası kaç derece yapar? 180'e tahammül açısı yapar. İkisi kenarlık var burada. E burası da 80. 80, 80, 160'tan dolayı burası 20 oldu. Ve şu açı 40 derece yaptı. E x'i bulmak için ne yapacağız? Yine u kuralı yani x ile 40'ın toplamı 180 yapmalı. E böylelikle x'i kaç buluruz? 140 derece olarak buluruz. Yani örnek 2 140 bulduk. Geldik örnek 3'e. Şimdi açıortaylık olduğu zaman yani karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde bunu üçgenlerde de hep söylüyorduk zaten. Bir paralellik bir de açı varsa z'ye dikkat edin lütfen. Bak açıortaylık var. Z'ye dikkat edin paralellik var ya. E hocam z'den dolayı burası çizgi açısı yaptı. E burada bir x kenarlık çıktı. Yani 4 ise burası 4. E burada da açıortaylık var. Z'den dolayı nokta açısı. E hocam burada da x çıktı. 5 ise burası da 5. Toplamda burası. 9 mu yaptı? Evet. Bizden de zaten AB uzunluğu isteniyor. Cevap böylelikle 9 oldu. 3. soruda. Geldik 4'e. ABCD yamuk denmiş. Şimdi karşılıklı kenarlar paralel değil mi? E bu paralelliği kullanacağız. Bak burada ne var? Şöyle bir M kuralı var. M'den dolayı 30 ile 40'ın toplamı burası 70 yapmaz mı yapar. Yani eski konular yine aklımıza gelecek mi? Gelecek. E M'den dolayı yazdık buraya. E burası x kenarlıktan dolayı 70 ise burası da 70. 70 70 140'tan buraya da ne kaldı? 40 derece kaldı. Yani dördüncü soru 40 oldu. Geldik 5'e. Şimdi hem açılar hem de sayılar aynı anda işin içine girmişse yamukta hemen ne yapıyoruz? Paraya kenar oluşturuyoruz. İster böyle paraya kenar ister böyle paraya kenar oluşturur fark etmez. Böyle oluşturduk. E hocam şu bir paralel kenarsa eğer karşılıklı kenarlar birbirine eşit. 4 ise 4, 6 ise 6, e açıları da yazalım. 70 ise 25 eşitten burası da 70. 70 55 daha kaç yapıyor? 125 yapıyor. O zaman buraya kaç derece kaldı? 55 derece. Aa iki kenar çıktı. 6 ise burası da 6 olur. Ve toplamda burası isteniyor bizden. Ve cevap 10 çıkar. Örnek 5 10 oldu. Geldik örnek 6'ya. E, karşımızda bir dik yamuk var. Sadece bunlar 90'ar derece. Şunlar paralel ya. E ne yapacağız arkadaşlar burada? Şöyle bir dikdörtgen oluşturacak olursak. 3 ise yukarısı aşağısı da 3. 8 ise burası da 8. E tamamı 9'du. Buraya 6 kaldı. E bu bir dikdörtgen de 90 90 ve burada da bir Pisagor bağıntısı çıktı. Pisagor bağıntısından dolayı 6 8 10 üçgeninden cevabı 10 olarak buluruz. Yani örnek 6 10 çıktı ve böylelikle ilk testimizi bitirdik. Sırada ne var? Orta tabanla ilgili. Yamuğun orta tabanla ilgili testimiz var. O zaman bir sonraki videoda orta taban testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.